yüzde derişim deyince ne anlamamız gerekir? 100 gram çözeltide çözülmüş olan maddenin gram cinsinden kütlesidir. Şimdi bizim burada bir formülümüz var. Nedir o? Çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı yüzden yapabiliriz. Mesela elimde 20 gram bir tuz olsun ve ben bunu 180 gram suya atarsam ne olacaktır? Hemen bakalım. 20 gram çözünenimiz var. Toplamda çözelti kütlemiz 180 gram su ve 20 gram da tuz olduğuna göre 180 artı 20'den 200 gram çözeltimiz çarpı 100. Tabi buradan sıfırlar gidecekse %10'luk bir deriş olacaktır. Ve biz bu çözeltiye tuz atarsak çözeltinin derişimi artar. Su atarsak da çözeltimiz daha seyreltik bir hale gelir. Çünkü çözeltimizin kütlece yüze derişimi azalır diyebiliyoruz.